110. mektup. Bu mektup Şeyh Sadreddin'e yazılmıştır. İnsanın kulluk vazifelerini yapmak ve Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için yaratıldığı bildirilmektedir. Hak Teala sizi yüksek insanların istediği şeylerin sonuna kavuştursun. İnsan kulluk vazifelerini yapmak için ve hep Hak Teala ile olmak için yaratıldı. Bunlara da geçmişlerin ve geleceklerin efendisine aleyhi mines salavatı etemmuha ve minet teslimati ekmeluha zahiri ve batını tam uydurmadıkça kavuşulamaz. Yani haramlardan ve mekruhlardan sakınmadıkça kavuşulamaz. Allahü Teala bizim ve sizin sözlerimizi ve işlerimizi ve zahirlerimizi ve batınlarımızı ve ibadetlerimizi ve itikatlarımızı o yüce peygambere sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sellem uygun yapmakla şereflendirsin. Amin ya Rabbel Alemin. Farisi Beyt tercümesi. Allah'tan başka her neye tapınsa hepsi hiçtir. Yazıklar olsun ol kimseye ki bir hiç iledir. Hak başka olarak özenilen her şey mabut olur. Hak Teâlâ'dan başkasına ibadet etmekten kurtulmak için, ondan başka hiçbir şeye özenmemek, hiçbir şeyin arkasına düşmemek lazımdır. Ahireti, cennet nimetlerini istemek de böyledir. Bunları istemek, her ne kadar sevap ise de, mukarreplerce günah sayılır. Ahiretteki şeyleri istemek böyle olunca, dünya işlerine düşkün olmanın neye varacağını anlamalıdır. Çünkü dünya, Hak Teala'nın sevmediği şeylerdir. Haramlar ve mekruhlardır. Dünyadaki şeyleri yarattığından beri onlara hiç kıymet vermemiştir. Allahü Teala'nın sevmediği şeyleri sevmek günahların başıdır. Bunlara düşkün olanlar, arkalarında koşanlar merhametten uzak olur. Hadis-i şerifte dünya mel'undur ve dünyada olan şeylerden Allah için yapılmayanlar mel'undur buyuruldu. Allahü Teala hepimizi dünyanın ve dünyada olanların şerrinden, zararlarından korusun. Sevgili peygamberi ve geçmişlerin, geleceklerin efendisi Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine duamızı kabul buyursun. Ve selam ve